Ay vallahi uyuz kaptım bu evden galiba ya. Abla saçmalama Allah aşkına, yani o zaman ben neden kaşınmıyorum? Ay olmaz Kaan, olmaz. Bu evde olmaz. Biz başka bir ev bakalım lütfen ya. Banu, başka ev yok. En güzeli burası, bizim evimiz. Yani olmaz mı canım? Köyde yoksa civarda vardır. Yani mutlaka vardır. Kaan, bir ne bileyim emlakçı falan yok mu buralarda? Gidelim ablacığım, bir bakalım, bir araştıralım, bir soruşturalım. Ya emlakçı diyorsun abla, Allah'ını seversen köydeyiz ya. İyi günler. İyi günler. İyi günler Banu Hanım. İyi günler. İyi günler Kaan Bey. Buyurun. Öyle geçerken bir uğrayıveren dedik. Kemal'ın size söyleyeceği bazı şeyler varmış. Eyvah. O akşam için çok özür dilerim. Kendimi kaybediverdim. Kusura bakmayın. Olur canım bunlar. Yani insanlık hali değil mi ablacığım? Yani olmasa daha iyi olurdu ama neyse artık. Ya ben size bir şey soracaktım. Siz buranın yerlisisiniz, bilirsiniz. Şey benim böyle oturabileceğim güzel, düzgün bir ev var mı buralarda? Vallahi tam adamını buldunuz ya. Ben de şimdi tapudan müsvatiyim. Çok da güzel bir ev var. Ama bu şeyde mirasçılar arasında biraz bir sürtüşme, sıkıntı vardı. Fiyatta da anlaşamadıkları için satılmıyor yani. Ha, nasıl peki? Güzel mi ev? Yani nasıl olacak? Ev dediysen böyle saray yavrusu, bildiğin koca konak yani. Ya, konak mı? Tabii. Kaan. Ay, hemen gidip bakalım o zaman. Yalnız şey bu, konuşayım onlarla da müsaitse sorun değil yani. Hemen gider bakarız yani, sorun değil. Ay Kaan konak diyor ya. Ya abla koca konakta ikimiz baş başa ne yapacağız Allah'ını seversen ya? Olur mu canım öyle şey? Koca hayat boyunca iki kişi mi yaşayacaksınız? Elbet bir gün çoğalacaksınız öyle değil mi? Evleneceğiniz, çoluk çocuğa karışacaksınız yani. Ay babam haklı ya. Ev dediysen bildiğin saray yavrusu ya. Böyle tarihi konak, konak ya tarihi. Hatta Kaan bilir Sultan Erhan'ın evini. Sultan Erhan'ın evi bu konağın yanında bildiğin kümes, kümes yani. Ya peki kaç paradır bu ev? Vallahi yüzlerce bin liraydır yani. Ama en son dedikleri 1 milyondu. Ne? 1 milyon mu? 1 milyon. Ya pazarlık sünnettir onu şey. Ayarlarız onu, konuşuruz yani şey yaparız. Zaten yani normalde İstanbul'daki evlerin fiyatları da o kadar Kaan. Vay karabaşıma. İstanbul'a bak be. 1 milyona ev satılıyor. Nasıl evmiş bu? Normal, standart evler. Standart ev. Tövbeler olsun ya. Evet, o zaman birer kahve içelim. Ondan sonra da gidip eve bakalım. Hı? Kaan'cığım bize kahve söyler misin ablacığım? Ben de bu arada şey yapayım, bir arkadaşı arayayım, evin durumunu öğrenin, kahvelerimizi falan içeriz yani. Hadi aynısı olur inşallah. Allah ilacı olacak. Allah aşkım ya. Şakir. Alo Şakir. Nasılsın Bünyamin Bey ya? Sağ ol, teşekkürler, ben deyim. Ya Şakir ne diyeceğim, ben niye aradım seni? Ya bu bizim bu şey vardı ya, hani Hacı Ömer'lerin bir tane evi vardı. Durur mu o? İyi süper ya. Ya ne diyeceğim, ben ona müşteri buldum ha. Vallahi da buldum ya. Peki nedir şey bunun durumu, son durumu, fiyat olay nedir? Ha yine hani ben düşündüm ya, güzel tamam. O zaman şey yapalım Şakir'cim, bu 1 milyonun içinden diyorum ben o 50 bini bir ayıklasam kendime. Komisyon gibi düşünek onu ha, 50 bini. Üstüne koymuyorum öyle komisyon ya, 1 milyonun içinden alacağım onu. Çünkü üstüne koymuyorum, bunlar bizim ahraba. Ahraba işi. Aynen sağ ol. Tamam. O zaman şey yapalım, haberleşelim. Tamam. Tamam canımsın. Şakir'im benim, tamam. İyi, çok şükür. Aynı be Şakir'im, aynı. Ateş parçam benim falan ha. Ne yapalım işte, sağ ol, teşekkürler. Yenge, ben de bir muhalele. Herkes teker teker öptüm beni. Tamam. Ne dedi kız? Çiş test isteği verdi. Benden de isteği verdi. Hadi gidip yapıveren. Zaten çok çişim gelmişti. Ay kız benim de. Hadi yürü yürü. Yok lan. Yanına gel. Yavaş Kemal. Yavaş teyze izleyeceksin ya. Bünyamin değil mi bu? Bizimkiler. Kemal lan. Allah Allah. Nurten. Bünyamin. Aa,
Kız gel, tamam gel. Ne işiniz var? Ben sizin burada. Nurten sorma ya, dişçi pert oldu. Hakikat pert oluverdi. Evet. Niye lan? Niye pert oluverdi? Eşi duydu, bu Gülle Cemal evlenmiş. Duydu, duyduğu anda hop kendini kapattı. Hem de nasıl kapatma, bir anda yere yoluverdi. Dur bir dakika, dur dur dur. Sen ne dedin? Bir daha hadi bakayım. Lan, Gülle Cemal evlenivermiş mi? Ne yapacağım? Gülle Cemal evlenmiştir. Onu bırak, onu bırak. Hüsnü, Hüsnü, Hüsnü var ya. O komple bitti. Hem de ne bitti? Ne bitecek o Hüsnü? Ne bitecek oğlum? Hem Sultan Ana'nın torununu gelin diye alıyor o, hem de muhtar oluyor. Ana, bilmediğiniz şeyleri var. Sultan Ana'nın gençlik yıllarında bir takıntısı varmış. Aa. O geldi. Aynı mahan dedesi. Abo. Hem de ne abo. Kızlarla biz köye bir gün bırakıvermişiz. Neler olmuş kız köyde? İşin o tarafta gelen adam var ya, Hüsnü'ye bir tak kafayı. Hüsnü bitti. Hüsnü var ya, adamdan heriften büyük çekeceği var yani. Çekmeye başladı bile. Tabii tabii. Ay şaştım kaldım vallahi. Tabii tabii, onu bırak. Kız Sultan Ana'yı bir gör. Yeni gelin kız gibi böyle vurmalar, vurmalar. Adam ne derse var ya, lafından çıkmıyor adamın ya. Açık bir şey böyle. Tövbe tövbe. Allah Allah. Kız ona şu çişleri veriveren de hemen göğe dönem. Kaçırmayalım olayları. Hayırdır ya, sakatı burada çişli mişli, ne işimiz var? Ya Bünyamin, bizim bölümüydü, bulantılarımız geçmiyor bir türlü. Gelelim de dedik, mikrop mu neyin var? Bir baktıraverelim dedik. Öyle bir salgın mı varmış, ne varmış? Bir doktora gönlünü veren dedik. Ha, yok Melen, sana bir şey olmaz. Bana bak, doktor telleri bekliyor, biz onları hallediverer. Tamam Nurten, o zaman şey yapak ya. Ne? Benim de ufak işim var. Ha. Onu halledeyim, siz de işinizi halledin, şey yapak. Konuşak, buluşak, köye beraber gidelim. Olur, ha, iyi. Hadi, olur, hadi, iyi. Hadi, hallet. Hadi Kemal. Tamam. Şuradan kaçak, hadi. Hadi. Kaçak. Ana kız, hangisi bunların seninde? Aa, şuydu, şuydu. Ha, iyi, hadi. Bu da benim dostum. Hadi yürü. İyi günler. İyi günler. Benim adım Nurten Galas. Benim adım da Esma Yaşabatmaz. Bunların sonucunu biz ne zaman alıveririz bize? Akşam üzeri alabilirsiniz. İyi. İyi. Oldu. Hadi kolay gelsin. İyi günler. Burası ne kız ama? Emine. Hah. Bünyamin. Neydiniz? Lan ne oldu Kaan'ın durumu? Nurten geldi, doktorlar baktılar. Şey bir şeye, soka girmiş. O yüzden biraz müşahede altında tutuyorlar şimdi. Ya bak, şimdi bu şoka girenler üşüyüp dururlar ya. Odada ısıtıp dururlar şimdi onu. Lan bana bakın. Bu ölmeyecek değil mi? Allah korusun. Kız. Ana sende yok ya. Ne ölmesi ya? Bu ilk sokun etkisinden kurtulsun, yürür gider. Dur ben bir Yağmur'una haber veriverim. Aman ara, hemen ara. He abla. He bana bak kız. Bu Gam var ya, hastanelik oluvermiş. Hadi koş gel. He. Yok abla, ben gelmeyeceğim. Aa, olur mu kız? Adam seni yarın öbür gün isteyecek. Sen de gelmezlik etme. Kötü günde de yanında olduğunu bildiriver adama. Ay yok abla, o beni istemiyor. O Gül'ü sevip duruyor hala, baksana. Evlendiğini duyunca şoka girivermiş. Kız bırak şimdi Gül'ü. Gül Cemal'le evlenivermiş. Ay abla, sen hiçbir şey bilmiyorsun ha. Onlar boşanacaklar. Kız ne saçmalayıp durun sen be? Abla bir şey saçmalamıyor. Benim Gaan'la ilgili bir düşüncem yok. Ben Gül'le Cemal'in boşanmasını bekleyeceğim gari. Vallahi sen gerizekalısın ha. He abla. Gerizekalıysam niye uğraşıp dururum ben de? Kapatıyorum ben. Sen benden bir geçmiş olsun, dile yeter. Aa. Kapatıverdi bu. Ne dedi kız? Aman hala Cemal Memal diyor ya. Ya ben size diyorum, buna sıyrık diyorum da bana kızıyorsunuz ya. Ya yok yok. O biz konuşur, onu ikna ediveririz. Şimdi bir yerden bir şeyler duyuvermiştir, aklı gidivermiştir yine onu. Vallahi onu bunu bırakın da biz ne edip edip Kaan'ı kaçırmayak. Vallahi ya, babası da iyice alışıverdi köye. Köyden milyonluk ev alacaklar. Abo. Ya, hem de kim satacak evi? Kim? Eniştem. Nazar değmesin, nazar değmesin yani. Ya tapuda çalıştığım o meyvelerini şimdi topluyorum Nurten yani. Ya bunlar milyonluk evi alacak. Ya bunlar da cukka felaket sağlam. Bu kısmet kaçar mı? Kaçmaz. Ben de. Ay benim kızım ondan bir evlenemezsin. Vallahi eli sıcak sudan soğuk suya değmeyecek galiba. Vallahi kız ona. Biz
gelip geçmiş olsun diyelim bari. Hadi, hadi. Hadi. Çar kapıyı vur vur kapıyı. Hadi git gir. Hadi. Ah ah ah. Ay çok geçmiş olsun. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Çok sağ olun. Zahmet oldu. Hiç zahmet mi olur lan? Vallahi Bünyamin aradı dedi, Kaan Bey dedi, hastaneye yatıvermiş dedi. Anamla biz elimizde kolumuzda böyle ne varsa ama ne varsa böyle yere koyuverdik. Koşa koşa geldik vallahi ya. He, ne var ne yok bıraktık. Koşa koşa geliverdik. Hemencecik. Çok sağ ol. Eksik olmayın. O Gamran, o Gamran bir üzüldü, bir üzüldü o Gamran. Dedi, ben o dedi, Kaan'ı dedi, göremem dedi. Ama dedi, siz gidin dedi, benim adıma dedi değil mi? Geçmiş olsun deyin dedi, vallahi değil mi kız bana? He. Ay kız bir üzüldü, öylecene yığılıverdi o. Ya yoksam geliverecekti Gamran'ım benim. Sağ ol, Gamran'la çok hakikatli kız. Kardeşim öyle bir şey. Tamam, benim biraz sinirlerim bozuk, kusura bakmayın. Neyse, hadi gari. Hasta ziyaretin kısası makbuldür. Biz kalkıveren. Siz bilirsiniz. Bünyamin, daha fazla kalmanıza gerek yok. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Tamam. Ay ne demek Kaan Bey oğlum, ne demek, ne demek? O zaman şey yapak, madem öyle git dedim, biz de gidek. Anahtarları bırakayım sana da şey yapmaz yani, sen şey yapmaz. Kendine gel bir şey, ağlama lütfen ya. Hadi şey yaparım lan. Hiçbir şey olsun, hiçbir şey olsun. Teşekkür ederiz. Ara şaka, şey yapma yani. Şey, çok sağ ol. Ama ne yapıyorsun oğlum ha? Hadi, geçmiş olsun tekrardan. Yani bunlar da tuhaflar, deliler ama insanlıkları tam an gerçekten. Köylüler bana kucak açtılar. Ay Kaan, yani bu köyde kalmayı düşünmüyorsun ablacığım değil mi? Yani hani Gül'ün yaptığı ortada. Hani artık bu köy macerası bitti umarım. Kalacağım abla, kalacağım abla, kalacağım. Ve o Gül'ün başına gelecekleri burada göreceğim. Burada göreceğim. Aslında ben hissediyordum. Evet, bunun olacağını tahmin ediyordum ama... Yani görünce, bizzat görünce birazcık şoke oldum tabii. Ama aslında Gül'ü tanıyan bir insan olarak bunlara şaşırmamam gerekiyor benim. O her şeyi yapabilir. Her şeyi yapabilir. Abla, yarın o Bünyamin'in dediği konağa git bir bak abla. Eğer hoşuna giderse hemen satın alalım. İnanmıyorum sana Kaan ya. Gerçekten yani. Bunda inanmayacak ne var? O Gül bir gün benim karşıma gelecek. Ve çok pişman olduğumu söyleyecek. Ama o gün, o Gül için artık çok geç olacak abla. Çok geç olacak. Tamam canım, tamam. Şimdi bana müsaade edersen birazcık sakin kalıp şöyle biraz kafamı dinlemek istiyorum. Tamam. Sen kafanı dinle. Ben de şurada biraz dinleneyim. Bu hastane odaları beni çok yoruyor. Ay, bütün enerjimi alıyor. Hadi. Heh. İyi günler. İyi günler. Bizim sonuçlar çıktı mı? İsim neydi? Esma Yaşa Basmaz. Buyurun. Sizinki normal. Benimki de Nurten Galas. Gözünüz aydın. Nasıl yani? Hamilesin. Hamile mi? Abla! Ay kızım! Ay yoruluyorum ben. Hadi gözün aydın benim. Ay anneannem, elli yoksa yapmamış. Ay doğradan alacak benim. Ana kız hangisi bunların senin de?
Şuydu. Ha, iyi. Bu da benim dostum. Hadi. Yarınlardır kendim dünyaya gelmişim. Baba. Sağ ol. Vallahi sağ ol. Nurten, uyuyacağım. Ulan görüşürüz ya. Emel şu anda doğar mı? Geldi mi Hüseyin? Allah. Nasıl ya? Ay yumruk attı vallahi şaka. Ay vallahi bayılacağım. Yok, bir şey olmaz. Hatta biz evlendik. Hah, biliyordum zaten böyle. Allah muhabbetiniz arttırsın valla. Ne bu imalar? İğnelemeye mi geldin? Yok canım, ne iğnelemesi Kaan? Yusuf Bey'leri akşam yemeğe gidiyormuşsunuz. Öyle duydum. Adamcağız da buradaydı. Vallahi aranızdan su sızmıyor maşallah. Yusuf Bey'lere yemeğe gidemez miyiz? Yani anlayamadım. Kaan, hesap vermek zorunda değilsin ablacığım. Hesap falan sormuyorum zaten. Da bir şey duydum, çok şaşırdım. Onun için geldim buraya. Meğersem doğruymuş. Gül, yani bu köye geldiğimizden beri senin yaptığın şeylere ben şaşırmıyorum da. Sen şimdi buna mı şaşırıyorsun? Ben de onu anlamadım. Ne bileyim. Kamuran falan yani. Gül. Sen bu kızı neden bu kadar kıskanıyorsun hiç sordun mu kendine? Kaan, saçmalama ya. Ben niye Kamuran'ı kıskanayım? Öyle. Hoş geldiniz. Gelin bakalım. Aman ya. Ay Hint, ben teyzemi olup durun yani. He, küçük teyze. Ben de küçük dayım olup durun. Küçük dayım senin. Bak lan, al şunları falan da bir ziyafete başlak elimizden. Al bu şitleri ha. Ben damat. Gel bir öpüveren sene. Gel bakalım. İşte ya, bir ayrıntılık daha yani. Bu hamile değil mi? Babam niye eniştemi öpüp durur Hindi? Sus kız, ne alakası var? Nurten. Gel kız, seni de bir öperim. Gel. Oh. Hayırlı uğurlu olsun. Ah, tebrik ederim. Hayırlı doğumlar. Gördün mü? Bak lan, gel. Git şu mangala getir de. Bir mangal. Yak ak ya. Kamuran bugün bir densizlik etti. Onu evden kovuverdim ben be. Dede olmamın hatırına onu affettim. Çağır bakalım. Hadi. Hadi. Efendim baba. Kız bana bak, sana bir müjdem var benim. Kız sen teyze olabiliyorsun ya. Ay, sahi mi diyorsun kız baba? He vallahi kız, sahi diyorum. Abo. Ne oldu kız? Abam hamileymiş. Aa, Yağmuran. Bana bak, babam senin torunun hattını affediverdi. Mangal yapıyoruz, hadi koş gel. Ay tamam baba, gelip durun. Kız, babam beni affedivermiş. Teyze olup durun ya. Ay süper haber. Selam teyze. Deli ya. Ay, no. Ay ne var? Hadi kalk. Ay iyi misin sen? Nereye? İyiyim. Çıkışımı da yaptım. Hadi gidiyoruz kalk. Niye böyle? Nereye gidiyoruz? Anlarsın hadi. Öyle yani. Hadi üstünü başına al. Allah Allah. Ay dur, beni bekle. Gel.
Yani niye böylesin ki? Anlarsın. Allah! Hey maşallah ya! Her işimiz doğru gidiyor şu Allah'tan ya. Bak 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 bak. Torunum oluyor. İnekler de bizim oldu. Bir de hayırlısıyla Kamur Ana'ya verebilirsek. Deme keyfime ha. Kayma ben de ev satacağım. He. Bu bebe var ya rızıkıyla geliyor bu bebe. Rızıkıyla ya. He ya. Allah Allah. Yanmaz yanmaz. Çevirin ya. Öyle de tamam. Öyle. Niye buraya geldik? E ablacığım insanlar o kadar geçmiş olsuna geldiler. Merak ederler. Ayıp. Hadi. Peki tamam. Ay. Ay, hiç yürüyemiyorum bu yollarda ben. Oo, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hayrola bir kutlama mı var? Aa, olma mı? Torunum olup duru. Dede oluyorum. Nurten hamile. Meme. Baba oluyor baba, baba ya. Tebrik ederim. Ay, Allah analı babalı büyütsün. Hayırlı olsun. Abi. Yalnız sizi de kaynanamız sevecek ha. Biz de mangal yapıyorduk tam. İnşallah. İnşallah'ın var ya. Sen sevilmeyecek damat mısın? Yani. Hadi buyurun, buyurun ya hadi. Biz yemek olayına girmesek, hani şimdi birinin bir şeyini falan yiyorsunuz burada siz yani. Hani o yüzden. Yok vallahi kimsenin bir şeyini yemez. Ben kendim gittim, kendi ellerimle işi yaptım. Doğrattırdım eti, mis gibi et. Hadi. Olur mu? Bir ye, biri bakar, kıyamet ondan kopar. Evet, evet. Tabii tabii ablacığım. Biz de bir yarım saat artık şey yapalım yani. Ben hemen gidiyorum. Tamam, tamam. Dur bakayım, geç bakayım şunu çevireyim ben. Yanacağız, yan da orada ya. Gül Hanım artık telefonlarımıza da cevap vermiyor. Neyse, kendi bilir. Canlı yayını kaçırdı. Neredesin ablacığım? Kaan! Efendim? Bunlar neler? Düşündüm taşındım. Ha. Taşındım, düşündüm. Ve şöyle bir karara vardım. Kızınız Kamuran'ı Allah'ın izni peygamberin kavliyle kendim Kaan'a istiyorum. Ne yapayım? Verdim gittin hem. Gel efendim. Oh, oh aslan daha vardım benim ben. Kaan ne yaptın sen? Çok iyi yaptım abla, çok iyi yaptım. Bir dakika, bir dakika. Yani sen kız mı isteyiverdin? Evet Kamu. Baba sen de evet mi dedin? Ha evet dedim geldik. Şimdi o gelin ben mi oluyorum? He kızım sen olup durun. Nasıl Kamuran? O hikayenin üstünde durma. Ellerini de yere koy da. Dört ayak üstüne düştün. Belli olsun ya. Pek sevdi beni daha. Sevabe girdi kan. Sevallah. Kedi peki boşum kedi verdim Allah'a. Hadi bakalım be. Oo. Oynan oynan. Hadi hadi bana oynan. Hadi oğlum hadi hadi. Çıt dediğin ya.